Selam arkadaşlar, bugün sahibinden.com'dan ikinci el gitar ilanlarına bakacağız. İlanları incelerken ben nelere dikkat ediyorum, sizlere onları göstereceğim. Şimdi bir elektro gitar yazalım şuraya. Sonra ikinci ele basalım. Sonra şuna basıyorum ben, yan tarafa da açıyor. Bir de fotoğraflı ilanlara basıyorum. Fotoğrafı olmayan ilanlara hiç bakmayın bile zaten. Şimdi ilanları incelerken, örneğin şu ilanda adam git kendi gitarının fotoğrafını koymamış, internetten bulmuş. Ya bu hoş bir şey değil. Köprü manyetiği modifiye edildi. Bak, bir de modifiye etmiş ve kendi fotoğrafını koymamış. O yüzden ben bunu geçiyorum. Eğer çok istediğiniz bir modelse, çok aradığınız bir modelse adamla iletişime geçin, fotoğrafını isteyin. Ama ben ciddiye almıyorum yani bu tarz ilanları. Ondan sonra örneğin USA Strat 1984. Yani çok eski bir model. Şuraları da şey yapmış, çatlatmış, boya kalkmış yani. Ve boya da hani nitro olmadığı için direkt dökülmüş. Hani relik gibi de durmuyor. Ve 7000 istemiş. Bence çok verilmez yani o fiyat. Ondan sonra işte absürt bir fiyat daha. American Special HSS. Bakın bu HSS yani humbucker single single kombinasyonunu, bunu işte bana mesaj atıyorlar. Abi işte ben Duman çalmak istiyorum, AC/DC çalmak istiyorum, Metallica çalmak istiyorum falan, Manga çalmak istiyorum, böyle bir sürü tarzı yani bir arada yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için HSS mantıklı. Çünkü şurada rock çalarsın, işte diğer taraflarda işte blues da çalarsın, her şeyi çalarsın yani. Ondan sonra Jazzmaster. Bu aralar canım Jazzmaster çekiyor. Bu da çok tatlı görünüyor, rengi falan. Bakın şöyle mesela, şurada çatlamış, şurada boya dökülmüş falan filan. Kadıköy'de. Denemek lazım. Mutlaka pazarlık da yapın tabii adamla. Çünkü herkes pazarlık payını fiyata ekliyor. Onu şey yapın, konuşun, düşürün. Şimdi mesela şurada ilginç bir gitar var. Dimebag Darrell. Ya şimdi Pantera hastasıysanız, Dimebag Darrell'ı çok seviyorsanız falan, tabii bu gitarı alabilirsiniz. Ama bu tarz kasalar mesela bir Strat, Les Paul gibi hızlı satılmaz. Ya çünkü çok spesifik, değişik kasalar. Hani ikinci elde biraz zor. Hani ona mutlaka dikkat edin ya alırken. Ya çok absürt bir kasa alıp sonra böyle satamayabilirsiniz yani. Epiphone Sheraton. Sheraton'lar güzel gitarlar baya. Yalnız bu ha, Sheraton Pro. Aynen. Biraz ağır. Bunu ben denemiştim Dore'de. Bayağı güzel bir gitar. Gerçi bu rengini ben pek sevmedim ama bir de case maze varmış yanında. Örneğin ya şu gitar, ya bilmiyorum, bu ilan bayağıdır şeyde, sahibinden de görüyorum. Ya bu gitarı kim alacak yani? Hani bu adam bunu alırken ne düşündü de aldı? Nasıl bir gazla aldı? Yani gaza gelip alırsanız bu elinizde kalır yani. Elinizde patlar hatta. Şimdi ESP Japon. O yüzden gitar alırken marka değerini falan şey yapın yani, göz önünde bulundurun yani. Hani alacaksınız gitarı, satabilecek misiniz? SX'ler. SX'ler abi fiyatının hakkını veriyor yani bu fiyata. Arkadaşım da var, SX siyah modeli Strat. Şimdi modifiye falan ediyor. Köprüyü falan, manyetikleri, her şeyi, burguları, her şeyi değiştirdi. Gayet güzel ya şey, fretleri falan. Tek kötü yanı biraz ağır ama o da çözülür yani. Pikardın altına delik falan açıyorlar, weight relief yapıyorlar. Hallolur. Ya çalımı falan güzel, tonu. Başka neye dikkat etmeniz lazım bakalım bir.
Fender 77-78 Telecaster diyor. Boş ver onu. Aynen. Frames. Yani çok yaygın bir marka değil yani. Çok tanınmış bir marka da değil. 1750 yazmış. 1970'lerden kalma. Yani şimdi çok zor bunu o fiyata satması. Ha, Gibson'larla ilgili bir şey diyeceğim size. Şu burgular, şu elektronik burgular inanılmaz kötü. Bende vardı Gibson SG'imde hatırlarsanız eski videolardan. Onu söktüm. Yani böyle satmak için bayağı bir uğraştım. Neyse ki sattım ve inanılmaz ucuza sattım. Hem ağır, çok ağır yani normal burguya göre. Üzerinde batarya falan var ve akordu yapmıyor arkadaşlar. Yapmıyor. Anında bozuluyor. Acayip bir şey yani. Kabus gibi bir şeydi benim için. Ya Gibson'dan soğudum diyebilirim. Hatta Gibson da sırf bu saçma kararlarından dolayı battı mı ne oldu? Bir fabrikası mı kapandı? Bir şeyler oldu. Jazzmaster bu aralar çok ilgimi çekiyor. Güzel görünüyor. $1500. Hadi. Oha. İnternete ne oldu ya? Tamam. Şu kort değişik görünüyor. Ha mesela şöyle bir ilan başlığı, böyle ilan başlıkları. Profesyonel elektro gitar. Gördüğünüz gibi fotoğraf inanılmaz profesyonel arkadaşlar. Hani ne olduğu belli değil ve 5000 lira yazmış. Neymiş, müzikmen miymiş? Müzikmen. Saber 2. Ne bileyim. Müzikmen de işte ikinci elde çok para eden bir marka değil. Çok pahalı. USA'ları inanılmaz pahalı. Güzel de. Ama işte. Ha mesela Flying Wave. Flying Wave süper. Tam rock'n'roll yani. Mükemmel. Mesela bu gitarı oturarak hani şuraya plastik koymuşlar da kauçuktur muhtemelen. Oturarak çalamazsınız. Kayar. Şöyle üçgeni oturup böyle klasik gibi çalmanız lazım. İşte satarken de çok spesifik bir gövde şekline sahip olduğu için zor yani. Ben Flying V'leri seviyorum da şimdi para harcayacağım, bir gitar alacağım. Hani tercihimi o Flying V'de kullanır mıyım? Kullanmam herhalde. Ondan sonra... Dimebag Darrell. Tam cehennem gitar işte. Bunu alacaksın. Direkt cehennem. Les Paul Traditional. Bunlarda traditional modellerinde weight relief yok. Gibson'ın bu gövdeyi hafifletmek için içine açtığı delikler yok. 5 sene önce SRV'den alındı. SRV Müzik de Kadıköy'de ikinci el mağazası. Yani ikinci el almış. Yani üçüncü eldir en iyi ihtimalle. Yok. İlk sahibi sattıysa en kötü en ihtimalle ikinci eldir. Yani size üçüncü el olarak geçecek. 9500. Bilmiyorum. Pahalı. Mesela ha el yapımı gitar. 7 telli. Şimdi 7 telli gitar zaten zor yani satılan bir şey. Yani 7 telli çalan insan sayısı çok fazla değil. Yani bayağı kaliteli duruyor şöyle ağaç maaç ama şimdi 1700 dolara bunu siz 1700 dolar ne yapıyor? 1700 çarpı 6 desek en ihtimalle 10 milyar şu gitara şimdi. Ya yaptırırken muhtemelen bu adam böyle bir para vermiştir ama şimdi satarken dediğim gibi marka değeri bayağı bir işte önemli. Ha bak bu favorilerimi eklemişim arkadaşlar. Bu gitar, bu ilan inanılmaz iyi. Şimdi Epiphone, Sheraton Kore yapımı. Bu gitar zaten ve şey üzerinde Setlover manyetik modifiye seti var. Yani şu ikisi de şey Setlover. Setlover'ların şimdi fiyatına bakın. Bak. Bak bak bak. Bir tanesinin fiyatı 1133 TL. Sadece bir tanesini. Bu adam üzerinde set var. Ve gitarı komple 2800'e satıyor. Bu yani direkt şey ya. Steel diyorlar. Yani bunu direkt alın.
Sırf manyetikleri satsan zaten 1000 liraya satarsın. 500'den satsan tanesini rahat satarsın. Gitarı da çok rahat 2000'e satarsın yani. Böyle stok manyetiklerini de veriyorsa tabii. Bu gitar sadece biraz ağır ama işçilik, çalım falan harbiden Gibson 335 gibi.